Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca taksicilik yapacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen şöyle taksimize binelim. Of, taksimiz şekil valla. İlk önce taksimize benzin dolduralım arkadaşlar. Benzini çok azalmış. Merhaba Bombacı abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben birazcık benzin dolduracağım. Hangisinden doldurayım? Dizel dolduracağım arkadaşlar. Şöyle dolduralım. Oh, araba lıkır lıkır içiyor valla benzini. Tamam doldu. Ne kadar borcumuz? Borcunuz 32 altın. Oh, maaşın yarısını verdik valla benzine. Şöyle buyurun. Benzin fiyatları ne kadar da zamlanmış arkadaşlar. Neyse, şimdi müşteri bulmaya gideceğiz. Umarım müşteri buluruz arkadaşlar ve bugün birazcık para kazanırız. Hey taksi. Aa, müşteri. Buyurun efendim. Abi bende bir tane konum var da beni oraya bırakır mısın? Bırakırım tabii ki de. Buyurun efendim, atlayın. Evet, ilk günün siftahını yaptık arkadaşlar. Şimdi köylü kardeş, ben yolu bilmiyorum, sen tarif edeceksin. Buradan soluyam. Buradan sol yapıyorum, tamam. Şimdi buradan dümdüz. Buradan dümdüz, tamamdır, gidiyorum. Buradan nereye gideceğim? Buradan da sağa git. Buradan da sağa, tamam, şöyle gidelim. Burası biraz arkadaşlar çetrefilliymiş. Aman Allah'ım, çarpıyordum. Tamamdır, ben burada iniyorum. Tamamdır abi, borcun 15 altın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi ben gidiyorum. Hayır, gel buraya. Paranı ödemedin, gel buraya. Tamam abi, daha sonra öderim. Gel diyorum sana, buraya gel. Kaçma kaçma. Yakalayacağım seni, yakalayacağım seni. Gel buraya, yakalayacağım seni. Kaçma kaçma. Olmaz arkadaşlar, taksi parasını ödemeden kaçıyor. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Oh, vurdum arkadaşlar, az kaldı. Hadi gel buraya, gel buraya. Kaçamazsın oğlum, yakalayacağım seni. 15 altın bir şey vereceksin. Ne olacak? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kapana kısıldın işte. Gidemezsin hiçbir yere. Ver paramı. Tamam abi, veriyorum abi. Bana bir şey yapma. Ver bakalım. Oh, tamamdır. Bir daha da taksi parasını ödemeden kaçma, tamam mı? Tamam abi, özür dilerim. Aferin sana. Hadi görüşürüz. Sonunda paramı aldım arkadaşlar. Bayağı büyük bir kovalamacaydı. Adama bak ya. Para ödemeden kaçmaya çalışıyor. Kendini akıllı sanıyor. Vallahi taksici olmak da zormuş arkadaşlar. Hep böyle insanlarla uğraşıyorsunuz garip garip. Neyse, şimdi buradan U atalım ve şehre dönelim arkadaşlar. Şehirde şimdi birazdan müşteri kovalayacağım. Şöyle devam edelim. Ne yapıyorsun Fikret abi? Yola bir şeyler atıyorum evladım. Bir şeyler atıyorum. Kim milletin lastiği patlasın? Fikret abi, niye milletin lastiği patlasın? İşler keset oğlum, sen anlamazsın. Boş ver. İşler bu aralar çok durgun. Kimsenin lastiği patlamıyor. O yüzden ben de milletin lastiği patlasın diye yola bunları kendim yerleştiriyorum. İyi yapıyorsun Fikret abi, çok mantıklı. Yoksa bu dükkan nasıl ayakta kalacak? Arkadaşlar bugün iyi para kazandık he. Vallahi diyorum. Bugün gerçekten iyi para kazandık. Ha? Lastik indi abi, ne oluyor? Olamaz arkadaşlar, lastikler indi. Ne yapacağım ben ya? Of! Abi selamlar. Merhaba, buyurun. İsterseniz yardımcı olalım. Ben lastikçi Fikret. Amirci Fikret. Vallahi yardımcı olsanız çok iyi olur. Ekmek teknemin lastikleri indi. Ya abi, çekin arabayı buraya, hemen yardımcı olalım. Tamam, çekiyorum. Bu araba böyle daha fazla gitmez arkadaşlar. Tamam abi, öyle bırakabilirsin. Abi anlamıyorum. 4 lastik birden indi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sormayın efendim, yollarımız çok bozuk. Ya yollar bozuk olduğu için lastik patlıyor, ya da harfiyat kamyonlarından bu düşen taş ve çakıllar yüzünden patlıyor bazen. Harbiden ya, harfiyat kamyonlarından düşüyor bir şeyler yola, sonra bizim lastiğimize giriyor. Hey Allah'ım ya. Bugün vallahi ne yalan söyleyeyim 5. müşterimsin. Senin gibi böyle 4 kişinin lastiği patladı bugün. Değil mi oğlum? Evet Fikret baba. Anladım anladım. Tamam Fikret Bey, şunu halledin de hemen ben taksiye çıkacağım. Benim para kazanmam lazım. Tamam, hallediyorum efendim. A few moments later. Tamamdır arkadaşlar, lastikler taş gibi. Vallahi abi, lastikler 10 numara 5 yıldız. Ne kadar borcumuz Fikret Bey? Durun şöyle bir hesaplayayım hemen. Borcunuz 25 altın. 25 altın mı? Ana, kazandığım parayı geri verdim. Birazcık indirim yapamıyor muyuz? Ya normalde bunun nedeni 64 altın. Ben indirim yaptım. İndirimli fiyat bu. Tabii ki de efendim. İndirimli fiyat, anladım. Of of ya, lastiğim patladı. Şu başımıza gelen işe bak ya. Neyse Fikret Bey, kolay gelsin. Sağ olun efendim, size de kolay gelsin. Hayırlı günler, dikkatli sürün. Görüşürüz abi. Hadi hoşçakalın. Demek ki neymiş arkadaşlar, yoldaki şeylere dikkat ediyormuşuz. Yolda giderken her an lastiğimiz patlayabilir. Kapat dükkanı, kapat kapat. Bugünlük bu kadar yeter mi abi? Yeter oğlum yeter, 25 altın kazandık, görmüyor musun? Her gün böyle milletin lastiğini patlatsak milyarder oluruz. Doğru söylüyorsun abi, kapat dükkanı, aynen. Haydi bakalım. Artık müşteri bulmam lazım arkadaşlar, yoksa iflas edeceğim. Ha, olamaz, trafik çevirmesi. Benim ehliyetim yok, ne yapacağım ben? Eyvah. Dur bakalım. Merhaba memur bey. Çek bakalım şöyle arabayı sola. Tamam çekiyorum. Çektim memur bey. Ver bakalım ehliyet, ruhsat. Ruhsatımı vereyim, dur bir saniye. Aha işte burada. Buyurun memur bey. Hmm,
Tamam, bu araba senin üzerine kayıtlıymış. Evet efendim, taksiciyim ben. Taksiciliğe çıkıyorum ve taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Ehliyetin nerede? Dedim ya memur bey, evde. Niye evde? Çünkü yani unuttum için. Yalancı, senin ehliyetin yok. Yok memur bey, ehliyetim var. Olsaydı gösterirdin. Gel bakalım benimle. Durun memur bey, durun Allah aşkına. Memur bey, avukatımı çağırmak istiyorum. Bütün bunlar ehliyetsiz araba kullandığım için mi? Bu köyde ehliyetsiz araba kullanmak tehlikeli ve yasak. Evet, ehliyetsiz araba kullanarak hem kendini hem de çevrendekileri tehlikeye atmış oluyorsun. Ne yapayım, taksicilik yapıyorum yani, para kazanmaya çalışıyorum. Yarın mahkemen var. Mahkeme gününe kadar uslu duracaksın burada, tamam mı? Ama memur bey, altı üstü ehliyetsiz araba kullandık yani. Kötü bir şey de yapmadım. Allah Allah, sanki banka soydum. Benim bu hapishaneden çıkmam lazım arkadaşlar. Hapishaneden çıkıp taksiciliğe devam edeceğim. Nasıl çıkabilirim? Aa, bu duvarlar kırılabiliyor. Dur bakayım, kıracağım bu duvarları. Ben böyle elimle kırarak çıkarım abi. Oo, özgürlük. Şurayı da kıracağım arkadaşlar. Hadi abi kaçacağız buradan. Vallahi kaçacağız arkadaşlar. Kimse beni yıldıramaz. Ben taksici Ferit et arkadaşlar. Ölüme kadar taksicilik yapacağım. Böyle ana özgürlük arkadaşlar. Bakın kaçtım. Şimdi hapishane duvarlarını da kapatacağım. Şöyle arkadaşlar, toprağa koyalım. Tamamdır abi. Kaç. Kaçıyoruz Ferit ailesi. Kaçıyoruz. Aha, benim baba yadigarı işte burada. Hemen binelim arkadaşlar, taksiciliğe devam edelim. Hop, tamamdır. Bir müşteri bulalım arkadaşlar. Biraz daha para kazanmalıyım. Taksi. Aa Tarık. Feride, senin bunun ne işin var? Taksiciliğe başladım oğlum. Niye bu kadar garipsedin? Tamam, beni evime bırak. Tamam Tarık, atla, bırakayım seni. Taksicilik nasıl meslek? Para kazandırıyor mu? Aa, burada çevirme var. Buradan gitmeyeceğim. Şey Tarık, duruma göre yani. Yani nasıl desem, kazanmak istersen kazanırsın. Kazanmak istemezsen kazanmazsın. Bu nasıl bir tabir öyle? Yani ben bu işi böyle özetliyorum. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Yani Tarık, demek istiyorum ki ne kadar fazla müşteri alırsan o kadar fazla kazanıyorsun. Ha, şimdi anladım. Türkçe konuşsana. Benim anlarsın diye umdum. Şöyle arkadaşlar, Tarık'ın evine Tarık'ı getirdik. Tamamdır efendim, getirdim evinize sizi. Taksimetrede borcunuz 5 altın. Bizden para mı isteyeceksin şimdi? Tarık, bu araba suyla gitmiyor yani. Ya da böyle zihin gücüyle, akıl gücüyle gitmiyor. Ben bu arabaya para atıyorum, para kazanıyorum. Bir zahmetle 5 altın ver yani. Vay be, benden bile para istedin ya. Sen de küstün biliyor musun? Tarık, niye küstün yani bundan dolayı yani? Küsecek ne var ki? Zaten sabahtan beri taksicilik yapıyorum, zarar ettim. Arabamın lastiği patladı, gittim lastiğe para verdim. Ehliyetsiz yakalandım, ceza yedim, para cezası yedim, bir de üstüne hapis cezası yedim. Hapis cezası yedin, sen nasıl dışarıdasın? Kaçtım. Ne? Elleriniz havaya kaldırın, yakaladım sonunda sizi. Ben bir şey yapmadım. Yakalandık, olamaz arkadaşlar, olamaz. Kusura bakma Tarık. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seninle tanıştığım güne pişmanım. Ne kadar değişik bir insansın sen. Özür dilerim Tarık, özür dilerim, tamam mı? Ya of. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Çok talihsiz bir video oldu. Tarık da benimle beraber hapse girdi çok garip bir şekilde. Sağda ve sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağda ve sola giden çıkan videoya tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay canım ailem. Görüşürüz.